Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. CHP, yerel seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile Kent Uzlaşısı adı altında ittifak kurdu. Kandil'deki terör ele başlarından da Kent Uzlaşısını güçlendirin talimatı verildi. İstanbul ve Esenyurt'un merkeze alındığı kırlı pazarlık hayli dikkat çekici bir hal aldı. Dem Parti istedi ve CHP Esenyurt'ta Dem Partili bir ismi aday gösterdi. Ayrıca Dem Parti İstanbul'da yarışın daha başa baş geçeceği tahmin edilen 22 ilçesinde aday göstermedi. Bu yöntemle CHP'li aday desteklenecek. İstanbul Esenyurt'un yanı sıra kırlı ortaklığın bir diğer adresi de Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşandı. CHP, ilçede Dem Parti'nin adayını desteklendiğini açıkladı. Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Mersin Akdeniz ve Esenyurt için CHP ile anlaştıklarını duyurmuştu. Kırlı ittifakı ilişkin çarpıcı itiraf ise, bu kez CHP kanadından geldi. CHP eski Mersin milletvekili Aytu Atıcı, partisinin Dem Parti ile açık açık ittifak yaptığını ilan etti. Esenyurt ve Akdeniz'de anlaşmaya varıldığının altını çizen atıcı, keşke daha çok ittifak yapılsa dedi. Gizli bir ittifak yok. Açık açık ittifak yaptık, diyen atıcı şunları söyledi. Bunun daha ötesi yok. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik herkesin gözü önünde bir ittifak yaptık. Cumhur İttifakının yaptığı gibi bir ittifak yoktur ancak Esenyurt'ta, Mersin Akdeniz'de yaşanan bir işbirliğidir. Kent uzlaşısı adı altında bir işbirliğidir. Keşke daha çok yerde yapılsaydı. Bu gizli değil, bu açık seçik yapılan bir şeydir. Bunu hiç kimse gizleyemez. CHP'ninden partiye belediye meclis üyeliği vereceğine yönelik iddialara da değinen atıcı, gizli ittifak Zafer Partisi ile yapıldı, dünya başımıza yıkıldı. Bir daha aynı hata yapılabilir mi? CHP'den parti ile işbirliği yaparsa meclislerde grup kuracaklarmış. Olacak tabi. Normal ve güzel bir şeydir bu. Zaten tibirleşmiş milletlerinde varlar aynısını biz belediye meclislerinde de görmek istiyoruz, ifadelerini kullandı. CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ise, iki parti arasındaki kırlı pazarlığın yalnızca Esenyurt ile sınırlı olmadığını, hedeflerinde İBB Meclisi'nin de olduğunu vurgulamıştı. Yarkadaş, Dem Parti kent uzlaşısı kapsamında Esenyurt'ta aday çıkarmayacak. Ahmet Özer, CHP'den aday olacak. Dem Parti'de CHP'den çeşitli ilçelerden bir, er meclis üyesi sokarak İBB'de kendisini temsil ettirecek. 20'ye yakın bir sayıdan bahsediliyor şeklinde konuşmuştu.